Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Haziran ayında maaş alacak kamu işçileri için tabloyu sizlere Durmaz yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Tekrar söylüyorum. Bazı arkadaşlar video izlerken karıştıranlar oluyor arkadaşlar. Haziran ayında maaş alacaklar toplu yüz sözleşmesinde eğer Haziran ayında maaş alacaklar olan için geçerlidir. Ama kamu işçilerinin büyük çoğunun çoğunluğu Memurlar ve emekliler Temmuz ayında zam alacaktır. Temmuz ayı için bir önceki videoda size detaylı bir şekilde videolaştırdık. Temmuz ayı için görünen Görünen o ki %38 ya da %39 enflasyon farkı oluşacak. Bu, bu direkt maaş zamı olacaktır. Temmuz ayı alacaklar için ama bunun üstüne AK Parti bir %10, %20 katması gerekiyor maaş zamı olarak. Bakalım neler olur. Onu diğer videoda ele almıştık. Şimdi bu videonun konusu o değil ama Temmuz ayı için, bekleyenler için söyleyeyim. %38 ya da %39 civarı enflasyon farkı oluşacak gibi görünüyor. TÜİK bayağı bir kırpıyor arkadaşlar enflasyon oranlarını. Yani çarşı pazar son 5 ayda %35 civarı enflasyon olduğunu söylemiyor. Çok daha fazlasını söylüyor. Hepiniz çarşıya pazara gidiyorsunuz. Her şey 2-3 katına çıktı. Bu da en az %160-170 enflasyon demek. Ama tüyün açıkladığı rakamlar son bir yıl için %73 arkadaşlar. Zam ayları Aralık Haziran olanlar için oluşan enflasyon oranları zam oranı ile, zam ayları Ocak Temmuz olanlar için oluşan enflasyon oranları tabloda belirtilmiştir. Yani 2021 Aralık ayında %5 zam alanlar için 1 Haziran 2022'de itibaren geçerli olan tablo bu şekilde. Bazı kurumlarda az da olsa Haziran ayında zam alacak arkadaşlar için geçerli tablo budur arkadaşlar. Aralık ayı enflasyonu 1. ay %13,58, Ocak ayı enflasyonu %11,10, toplam %26,9. Şubat ayı enflasyonu %4,81 açıklandı TÜİK tarafından. 3 aylık enflasyon %32,25. Mart ayında %5,46 açıklandı TÜİK tarafından. 4 aylık enflasyon %39,48. Nisan ayında %7,25 açıklandı. Enflasyon 5 aylık enflasyon %49,59 olurken Mayıs ayında bugün sabah 10'da TÜİK Mayıs ayı enflasyonun %2.98 olduğunu açıkladı. Böylelikle Haziran ayında maaş zammı alacak kamu işçisi arkadaşlar %54.5 maaş zammı alacaktır. Toplam oluşan enflasyon farkı %49.5 artı ücret zammı %5 toplamda verilecek toplam zam oranı %54.5'tir arkadaşlar. Temmuz ayında zam alacak olanlar için yani memurlar, emekliler ve kamu işçilerinin çoğunluğu Son 5 aylık enflasyon ekranda duruyor. Ocak ayı 11.10, Şubat ayı 4.81, Mart ayı 5.46, Nisan ayı 7.25, Mayıs ayı da 2.98 enflasyon oluştu diyor TÜİK. Haziran ayı enflasyonu da 4 Temmuz'da belli olacak ve toplamda şu an 5 aylık enflasyon %35.64 oldu. Temmuz'da da gene %3 civarı bir şey açıklarsa TÜİK toplam %38 ya da %39 civarı bir enflasyon farkı olmuş oluyor. Bu da direkt maaş olarak maaşlara yansıtılacak. Ama ekstra bir maaş zammı yapılırsa iyi olur. Çünkü herkesin maaşı hakikaten enflasyon canavarı karşısında eridi bitti kül oldu. Umarız AK Parti işçinin emekçinin alım gücünü korur. Bu sadece bu enflasyon oranlarında maaş zammı yapılırsa hiçbir işe yaramaz. Ben direkt söyleyeyim buradan AK Parti'ye ve MHP'lilere. En azından Temmuz ayında %38 ya da %39 neyse son 6 aylık enflasyon oranı. Bunun üzerine en az bir %20, %25 bir maaş zammı vermelidir AK Parti. Özellikle de emekli maaşlarını en az 5000 TL seviyesine çıkarmalıdır. Bakın buradan AK Parti'ye sesleniyorum. Büyük şeylere 4000 lira, 5000 lira oldu ev kiraları böyle iyi muhiklerde. Adamın maaşı 2500 TL. Ev kirasını bile karşılamıyor. Bu adam nasıl geçinecek, nasıl yaşayacak, nasıl edecek? O yüzden AK Parti'ye seslenelim. En düşük emekli maaşını 5000 TL'ye çıkarın kamu maaşlarının en az 10.000 TL seviyesine çıkarın ve %38 ya da %39 her neyse enflasyon, son 6 aylık enflasyon resmi TÜİK rakamlarına göre zaten bunlar düşük gösteriliyor. Herkesin malumu çarşı pazar son 6 aylık enflasyon %38 değil diyor. En az 2 kat, 3 kat, 4 kat, 5 kat çıktı her şey. Çay, çay kurun çayları 80-90 lira oldu. Bir sene önce 25-30 liraydı. 3 kat çıkmış misal. Un şeker yine 2-3 kat çıkmış. Benzin motorin otogaz en az 2 kat çıkmış. Bazıları 3 kata yakın çıkmış. Ne bileyim aklıma gelenler ufacık su 500 gramlık sular en düşük en küçük sular daha 4-5 ay önce 50 kuruştu 75 kuruştu. Şu an marketlerde 3 TL'ye bazı yerlerde 3,5 TL'ye satılıyor. Marketlerden bakın lokantalar demiyorum. Marketlerde satılıyor. Sırf suda artış 6 kat yani resmi enflasyon rakamları ben yüzde 35'imi demiyor arkadaşlar. Resmi enflasyon rakamları en az yüzde 150 hatta yüzde 200'üm diyor. O yüzden maaşlara da sağlam bir zam gelmelidir. Bu enflasyon oranları sıf verilecekse ben açık söyleyeyim hiçbir işe yaramayacaktır. Bu enflasyon farklarının üstüne en az AK Parti yüzde 20, yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50 bile maaş zam yapsa ancak karşılar. Devam ediyorum. Temmuz ayında zam alacak olan işçiler 4 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak olan zam oranına sonra kesin zamlarına kavuşacaklardır. Hem işçiler hem memurlar hem de emekliler için konuşuyoruz. 5 aylık enflasyon oranına göre yani %35,64 oranına göre YMİ'lere bakalım. 187 lira 12 kuruş yemiyesi özellikle kamu kurumlarında özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda yeni işe giren iş arkadaşlar temizlik görevlisi güvenlik görevlisi arkadaşlar 187 lira 12 kuruş ya da 188 lira 41 kuruş alıyor bu arkadaşlar. Onların şu anki 5 aylık enflasyon oranına göre yemiyeleri 187 lira 12 kuruş olanların 253 lira 81 kuruşa, 188 lira 41 kuruş olanların 255 lira 56 kuruşa, 206 lira 70 kuruş kamu çoğunluğu bu e, bürüt yemiyi alıyor. 280 lira 37 kuruşa çıktı. 210 lira bürüt ücret alan eski işçi için 288 liraya çıktı. 220 lira alan bürüt işçi için 301 lira bürüt rakama çıktı. 5 aylık enflasyon rakamlarına göre konuşuyorum. Tekrar tekrar altını çiziyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Bunlar da henüz maaşlara yansımadı. Temmuz ayında yansıyacak. 231 lira 91, 91 kuruş bürüt ücret alan işi yemiyesi 314 lira 56, 56 kuruşa yükseldi arkadaşlar. Önemli not bakın yine burada belirttik. 4 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte bu rakamlar da biraz daha yukarı çıkacaktır. Kesin zam 4 Temmuz 2020 tarihinde belli olacaktır. Enflasyon farkı arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim videoda. Bu enflasyon farkının üzerine AK Parti ekstra maaş zammı da vermelidir. İnsanlar biraz rahatlasın. Emeklisi rahatlasın. işçisi rahatlasın. Memuru rahatlasın. Öğretmeni rahatlasın. Asgari ücretlisi rahatlasın. Hatta asgari ücrete de ek bir zam gelmelidir diye düşünüyoruz. Zaten AK Parti de sabah bunun açıklamasını yaptı. Onu da videolaştırdık. Kanalda var. Bakalım neler olacak. Temmuz ayı geliyor. Maaş zamları, enflasyon. Her şey karma karışık gidiyor arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Bir de üstüne bunun da seçim de var. Eğer seçim zamanında yapılırsa 2023 Haziran ayında seçim var arkadaşlar. Eğer erken alınırsa daha da erken de olabilir. Ama şu an normal zamanda yapılırsa seçime sadece 12 ay kaldı arkadaşlar. O yüzden AK Parti işçi memuru öğretmeni emekliyi rahatlatmalıdır. Enflasyon farkının üstüne ek en az %20 %30 maaş vermelidir diyoruz.